New Jersey'deki Federal Mahkemede açılan davada Apple'ın akıllı telefon pazarında tekel gücüne sahip olduğu ve iPhone üzerindeki kontrolünü geniş, sürekli ve yasa dışı bir davranış biçimine girmek için kullandığı iddia ediliyor. Adalet Bakanı Yardımcısı Liza Monaco, Apple rakiplerini pazarın dışında bırakırken tüketicilerini iPhone'a kilitledi. Devrim yarattığı pazarın ilerlemesini durdurarak bütün bir sektörü baskı altına aldı dedi. Apple şirketi davayı gerçekler ve hukuk açısından yanlış olarak nitelendirdi ve buna karşı güçlü bir şekilde savunma yapacağını bildirdi. Dava, Apple'ın teknolojisini ve iş ilişkilerini diğerlerinin yanı sıra tüketicilerden, geliştiricilerden, içerik yaratıcılarından, sanatçılardan, yayıncılardan, küçük işletmelerden ve tüccarlardan daha fazla para almak için nasıl şekillendirdiğini hedef alıyor. Apple'a ait olmayan akıllı saatlerin işlevselliğinin azaltılması Üçüncü taraf dijital cüzdanlar için temassız ödemeye erişimin sınırlandırılması ve iMessage uygulamasının rakip platformlarla şifreli mesajlaşma yapmasına izin verilmemesi de dava kapsamında yer alıyor. Dava özellikle Apple'ın yayın akışı, mesajlaşma ve dijital ödemeler gibi alanlarda kendi uygulamalarıyla rekabet eden teknolojileri baltalamasını ve geliştiriciler Aksesuar üreticileri ve tüketicilerle bir tekel elde etmesine, bunu sürdürmesine, genişletmesine veya sağlamlaştırmasına izin veren sözleşmeler yapmaya devam etmesini engellemeyi amaçlıyor. ABD Adalet Bakanlığı'nın dijital dünyayı daha adil, yenilikçi ve rekabetçi hale getirmek amacıyla Amazon, Google ve diğer teknoloji devlerinde hedef alan agresif tekelcilik karşıtı adımlarının son örneği olan dava. 16 eyalet başsavcısıyla birlikte açıldı.